kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. La ilahe illallah diye başlayan duanın mahiyeti nedir? Her namazdan sonra okunması sünnet olan bir duadır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam farklı hadis rivayetlerinde namazdan sonra 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber dedikten sonra kim yüzüncüsünü 99 ediyor bunlar? Yüzüncüsünü La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir duasını okursa işte onun deniz köpüğü kadar günahları olsa bile Allah bağışlar şeklinde Peygamber Aleyhisselam'ın bize müjdeleri var. Şimdi bu namazdan sonra okunması sünnet olan bu duanın farklı vecihlerini ve yönlerini topladığımızda burada 11 tane kelimenin geçtiğini görmekteyiz. Bazı hadis rivayetlerinde yuhyi ve yumit, bazılarında biyedil hayr ve veylehil masır gibi Allahu Teala'nın farklı isimlerini ifade eden e, duaları da içine aldığında burada 11 tane kelimenin var olduğunu görüyoruz. Bunların her birinde bizlere birer müjde var. Esasen şunu unutmayalım. Duanın temeli Allah'ı tanımaktır, Allah'a övmektir, Allah'ı met etmektir. Acizimizi itiraf etmek, fakrımızı itiraf etmek ve Allah'a iltica etmektir. Dolayısıyla en büyük dua ismi azam duasıdır. Ve duanın mahiyeti de Allahu Teala'nın isimlerini saymaktır. O isimlerle Allah'ı bilmek, tanımak ve o isimlere göre e, halet-i ruhi içerisinde olmak. Şimdi bu noktadan düşündüğümüzde acaba bu duayı okuyan bir insan Allah'ı hangi özelliklerle tanıyor? Ve hayatının hem de her gün hiç olmasa beş defa bu duada geçen Allah'ın isimlerini saymak suretiyle öğrenmek ve anlamak suretiyle nelere mazhar oluyor? Hangi özellikleri taşımış oluyor kendisi açısından? Onun için dualarda yaptığımız okuduğumuz Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, şunatını sürekli hatırlamaya çalışalım. Bakın. La ilahe illallah diyen bir insan günde çok söylüyoruz ama özellikle huzur ilahiye durmuşuz. Önce abdest almışız. Arkasından Allah'ın huzuruna durup namazımızı kılmışız. Sonra Subhanallah diyerek elhamdülillah diyerek ve Allahu Ekber diyerek Cenab-ı Hakk'ın hem celali, hem cemali, hem kemali bütün isim ve sıfatlarını sıralamış, saymışız. 99 defa böyle met etmişiz Allah'ı. Arkasından da Allahu Teala'nın farklı isimlerini dua içerisinde katıp Peygamberimizin müjdesiyle bunları sıralamışız. Hakikaten bir Müslüman kıldığı namazın ne demek olduğunu bilse, ve özellikle namazda okuduğu o duaların, ayetlerin ve namazda yaptığı hareketlerin mahiyetini ve manasını kavrayabilse her gün beş defa sadece farzları kastediyoruz. Bir de bunun sünnetleri, nafileleri ve sayır zamanında kılınan farklı namazları var. Sadece farzları bile bir Müslüman kılsa, hiç olmazsa günde beş defa huzuruna çıktığı Allah'ın o güzel sıfatlarını ve isimlerini hatırlayacak. Ondan her birinden bir müjde, bir beşaret, bir huzur ve saadet esintisi alacak. Ne diyecek? Allah'ım senden başka ilah yok. Öyleyse senden başka kimin kapısına gideyim? Yalnız senin kapına gidilir. E madem hakiki mabut sensin, öyleyse mesele yok. Dünyada bir an var olmak yeter. Madem sen ebedisin ve ezelisin, öyleyse sen beni var edersin tekrar başka bir alemde. Ayrıca sen teksin. Senden başka, senden başka kime yalvarılır? Senden başka kimden istenir? E sadece ve sadece sen varsın. Böylece burada Allah'ım uluhiyet sadece sana aittir. Öyleyse rububiyet de sana aittir. Nasıl yani? Yani Allahu u Teala'nın uluhiyetinde, ilahlığında ortağı olmadığı gibi rububiyetinde, icraatında da onun bir ortağı yok. Dolayısıyla ben senin kainatı yarattığın varlıklardan bir medet beklemiyorum. Onlar senin rahmet kapın olduğun için çalıyorum. Yani bana rızkı veren toprak veya ağaç değil, patron veya tüccar değil. Dolayısıyla beni yaşatan rızıklar da değil. Ha onlar yaratan sensin, onlarla beni var edin desesin. Öyleyse belalarda, musibetlerde, hastalıklarda, kederlerde, sıkıntılarda onların hepsi beni olgunlaştırmak için. Bakın Allah-u Teala'nın sıfatlarını öğrendikçe insan ne mülkü kendine verir, ne hamdi kendinden kendine ister. Ne mülkü başkasına verir, ne hamdi başkasına yapar. Mülkü de Allah'a verir, hamdi de Allah'a verir. Daha bir tanesini daha söyleyelim. Varış da onadır. Yok olmuyoruz. Ezeli ve ebedi olan bir Allah'a gidiyoruz. Dönüşümüz de sanadır ya Rabbi diyerek her gün hiç olmazsa en az beş defa bu duayı okuyarak, bu duanın içindeki manaları tefekkür ederek hayatından huzur alır. Sonra tevhid mertebelerinde Allahu Teala'nın birliğini anlama noktasında imanı inkişaf eder. Bir doktordan Allahu Teala'nın lütfuyla bir şifa vesile olsa şifayı doktordan bilmez. Allah'tan bilir. Çünkü şifayı veren de o, hastalığı veren de o. Bakın tevhidde bir mertebe katetti. Evet, ağaçtan elmayı alıyoruz. Ama herkes bilir ki elmayı yapan ağaç değildir. Öyleyse biz teşekkürümüzü ağaca yapmayız. Kime yaparız? Allah'a yaparız. E şu halde doktorun eliyle bana şifayı veren Allah e kim, kime dua istiyor? Kimden bilmemiz istiyor? Elbette Allah'tan bileceğiz, Allah'a dua edeceğiz. Ama vesile olan o zata da dua ederiz. Allah razı olsun kardeşim sen vesil oldun diye. Fakat hamdimizi, şükrümüzü, minnetimizi, duamızı Allah'a. Bakın tevhidde bize Mertebeler kat ettiriyor Sonra bizim en büyük problemimiz yaptığımız iyilikleri kendimizden bilmemiz. Buradaki ayetlerde mülk O'nundur, öyleyse hamd de O'na aittir. Şu halde bizim iyilik de yaptığımız bir şey bize ait değilmiş, Allah'a aittir gibi. Dolayısıyla bu duanın mahiyeti hem birer müjde hem birer beşaret hem Allah'ın birliğini anlamı noktasında bir mertebe, 11 tane mertebe katettiriyor bize. Hem de bu dua ismi azam duasını ismi azam içinde barındırdığından ismi azamla yapılan duaların kabulü söz konusudur. Öyleyse bu dua yapanlar inşallah dualarının kabul edildiğini rahatlıkla söyleyebilirler. Ayrıca her şeyin sahibi ve maliki Allah'ın olduğu noktasında bir vahdaniyet, Allah'ın birliği noktasında da ciddi bir mertebeyi bize kat ettiriyor inşallah. Bu duayı okuyarak bitirelim. La ilahe illallahü vahdehu la şerike Lahul mülkü ve lahul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut bi yedil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Bu duaları okuduğumuz gibi yaşamayı, yaşadığımız gibi anlamayı, anladığımız gibi başkalarına da örnek olmayı Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'e nasip etsin.